hatıralar edinecek. Hatta hatıraları oluşturacak. Yani burada dışarıya girerdim. Altyapıya otursak oturtalım diye bunları da oluşturdu. Kendisi belki fındık koklayacak. Yani burada Ordu zaten güzel bir şehir. Sanatkarı, aydını, her yönüyle hazır bir toplum. Yani fevkalade kültürlü, Türkiye avarajının çok üstünde bir halkımız var. Ama burada bir bilinci biraz kuvvetlendirmek istedik. Orduluk bilinci. Orduluk aidiyetini güçlendirmek istedik. Ve bunun dışında da güzellikler katalım diye bir formül oluşturduk. Bu güzellikleri düşünen, üreten ve yarışan bir ordu diye ortaya çıktık. Aslında formülümüz bu. Üretecek. Üretmeden tüketmek yok. Neler yapabiliriz? Orduyu sadece bir kent, yani biz hep bir yaz şehri gibi düşünüyoruz orduyu. Ordu bir yaz şehri değil. Yani ordu 3 ay yazı olan bir şehir değil. Ordu aynı zamanda bir kış şehri. Ordu aslında 12 aylık bir şehir ve 4 mevsimlik bir şehir. Bütün güzellikleriyle. Dolayısıyla bunun için ne yapmamız lazım? Bunun sözde kalmaması lazım. Bunun için turizm atağını öne çektik. Burası bir turizm şehri olacak güzellikleriyle. Ve turist tabii geldiği zaman yiyecek, içecek, gezecek, dolaşacak, hatıralar edinecek. Hatta hatıraları oluşturacak. Yani burada hatıraları kendisi oluşturacak. Deneyler yapacak, denemeler yapacak. Yani sadece gezip bakmayacak. Yediği şeyi hatırlayacak. Kendisi pişirecek belki. Kendisi belki fındık toplayacak. Yani burada kendi hatıralarını edinecek bir turizm modeli. Bu yeni bir model bu. Gezen dolaşan değil, bakan değil, yaşayan, deneyen. Böyle bir turizm, bu yeni bir konsept. Ve orduya da çok uygun. Çünkü ordu zaten sıcakkanlı insanların bir şehri. Hatıralar edinecek. Hatta hatıraları oluşturacak. Yani burada hatıraları kendisi oluşturacak. Çok önemli bir toplantı yaptık. Türkiye'nin 30 Büyükşehir Belediyesi'nin başkanıyla Sayın Cumhurbaşkanımızla toplantı yaptık. Bakanlar da katıldı. Cumhurbaşkanımızın ofisindeki diğer bürokratlar da katıldı. Orada kendimizi aynı zamanda mukayese etme imkanımız oldu. Size şunu söyleyeyim, biz 30 Büyükşehir Belediyesi içinde en küçüklerden bir tanesiyiz. Ama şunu size söyleyeyim ki, başa güreşen önemli bir belediyeyiz. Güçlüyüz kadromuzla, halkımızla, sizlerle, basınımızla. Onu gördüm ve geleceğe çok daha inanarak bakıyorum. Sizler adına da, hemşehrilerimiz adına da iyi durumda olduğumuzu gördüm. Hedeflerimizi, projelerimizi mukayese etme imkanımız oldu. İhtiyaçlarımızı onlarla mukayese ettik. Yani İstanbul'dan İzmir'e kadar, Antep'ten Urfa'ya kadar hepsi oradalardı. Dolayısıyla orada bir kendimizi şöyle bir check etme imkanımız oldu. Kudret ve kabiliyetten yoksun olanlara itibar edilmez diye Ulu Önder Atatürk'ün bir sözü var. Bu söz bizim için çok önemli ve Atatürk anıtında temeline bunu koyuyoruz. Kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara itibar edilmez. Bundan sonraki bizim hareket tarzımız bu olacak. Kudret ve kabiliyet. Kudret ve kabiliyet. Korkmayan, konuşan, şeffaf bir yönetim. Ve ordu ordudan yönetilecek. Ordu ordudan yönetilecek. Ordunun kaynakları orduda kalacak. Ve ordu bir marka kent olacak inşallah. Onu da birlikte yapacağız.